Arkadaşlar hayırlı geceler. Kaybolan kuşlarımızı şimdi almaya gidiyoruz. Bir tane çocuk yakalamış, iki tanesini arkadaşlar. Şimdi ondan parayla almaya gidiyoruz. Böyle hem çocuğa bir haçlık olsun, hemen hemen de pet shopçuların alacağı bir rakama. Kısmet, ben kaybolduklarına şunu söylemiştim. İnşallah dedim, bizim nasibimizde varsa geri bize döner diye arkadaşlar. Bizim evin ortalama bayağı bir uzağında bir yere gelmiş kuşlar. Yani çok uzak değil ama uçma mesafesi de daha yakın. Yürüyerek biraz uzak. Şimdi markette çocuk bizi bekliyor arkadaşlar. Oradan kuşları alacağız. Arkadaşlar. Evet. Kral, selamünaleyküm. Adım İbrahim miydi? Evet abi. Evet, bizim kuşlar burada arkadaşlar. Diğeri de bunun içinde mi? Evet abi, diğer onun içinde. Niye çıkmıyor lan? Aa, biri de burada arkadaşlar. Bu yavrusu. Bu da annesi. Bu dişi olan. Bu dişi diğer erkek. Yavrum bir de ayol baba. Bilmiyorum erkek mi değil mi ama bu yavrusu. Bunlar iki taneydi. Bak babacığım burada. Ben de. Bak. Ay çıkıyor çıkıyor. Şimdi bu erkek mi değil mi bilmiyorum ama yabani gibiler değil mi? Çünkü hiç ele gelmemişlerdi. Parmağımı sırdı, hatta uyar etti parmağımı. Sarı olan mayanı, parmağını sırdı. Oğlum nasıl da ya? Bir şey değil mi? Bunlar tam bir yabani. İşte reis, gördün değil mi? Evet. Kader. Bu kuş uçtu, buralarda gezdi. Yem i̇şte, olmadı bir şey. Genelden geldi abi, zaten ikisi de dama. Aynen öyle. Evet, şimdi bu kuşları alacağız arkadaşlar. Götüreceğiz. Nasıl götüreceğiz bunları? Valla istersen motorla arkandan gelme arabaya. Şöyle, olayım. Kafes sana lazım mı hemen? İstersen ben kafesle götüreyim. Yok, daha sonra buraya bırakayım, sen buradan kafesi al. Al abi, cebine koy da gitme olacak. Lan yok oğlum, ısırıyor bunlar yabani gibi. Evet. İbrahim'im teşekkür ediyoruz. Sağ ol, sağ ol. Kısmet sanaymış. Besliyor musun normalde böyle papağan, evet, güvercin? Evet abi, muhabbet kuş falan var evde. Güvercin de var damda. Güvercin de var. Yarış kuşlar onlar, şey geldi. Şuradaki ne? Orada abi, bayağı bir ses geliyor. Bir şeyler oluyor ama ben de bilmiyorum. Üretim falan mı yapıyorlar? Arkadaşlar şurada bir ev var. Orada bayağı bir kuş var. İşte sen bir gidip sorak abi. Yok, şimdi daha iyi olur, etik olmaz. Evet. Evet kardeşim, görüşürüz, teşekkür İyi ediyorum. Eyvallah. Eyvallah, teşekkürler. Arkadaşlar işte yüce Allah'ın gücü ve kudreti, yazdığı senaryolar aynı bu şekilde kusursuz işliyor. O gün biliyorsunuz arazide eşyalar çalınmıştı, kuşlarımız kaçmıştı. Sıkıntı yok kardeşim, veren de Allah, alan da Allah, hiç önemli değil. O gün şu kelimeyi kullanmıştım: eğer dedim bu kuşlar benim nasibimde varsa, Allah bana kısmet edecekse tekrardan, bu kuşlar bana bir şekilde geri gelir. Ve bu kuşları tutan çocuğun motoru çalınmış arkadaşlar. Onun da paraya ihtiyacı varmış. Bak, bak, kaderi görüyorsun değil mi? Bu kuşları o yakalıyor. Onun da paraya ihtiyacı olduğu için bizim markette muhabbet arasında konu açılıyor. Ve çocuk bana bunu sattı yani. Şöyle, hakkıdır, helal olsun, sıkıntı yok. Bunu arkadaşlar bir rakama aldık. Rakamı söylemeyeyim, ayıp olur. Yani pet shopçuların hemen hemen alacağı bir rakamdı. Ben de kardeşimize verdim. O da motoru çalındığı için o ihtiyacını karşılayacakmış. Bazı arızaları varmış, onu yaptıracak. Bak işte neye niyet, kime kısmet. Nereden nereye. Kuşlar burada. Şöyle bir geçelim yuvaya. Salalım. İnanın en çok üzüldüğüm de şuydu. Sarı kuşun eşi çok üzülüyordu arkadaşlar. Her gün kapıya gelip bağırıyordu. Eşi belki duyar da gelir diye. Ulan ona bir sürpriz yapalım, gel. Evet, şöyle bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar, açtık. Şu ışığı oraya bırakalım bir saniye. Sen kapıyı biraz çekilir misin? Evet. Şimdi arkadaşlar. Şimdi sabahleyin görüntüyü de göstereceğim size. Bunlar ne hissedecekler, nasıl tepki verecekler çok merak ediyorum. Evet. Oğlum bak, geri kaçırmayalım. Bak, kapıyı bence biraz aralık yapalım arkadaşlar. Heh. Evet, salıyorum. Oğlum çıksana. Evet. Şöyle bir kamerayı alayım. Arkadaşlar. Bak, ötmeye başlıyorlar şu an. Evet. Bak, buldular birbirlerini. Anam 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 anam. Vay be. Sonunda kavuştular birbirlerine.
Bak bak bak, hepsi ötüyor. Mutlu aile tablosu arkadaşlar. Eksik var ama sanki. Yani net sayı hatırlamıyorum ama eksik var gibi. Ama buna da şükür. Keşke o yavru ölmeden bulsaydık ama kısmet arkadaşlar. Abi nasıl konuşuyorlar ya, bak. Bak 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 bak. Şu an aşırı mutlular. Hepsi bir aileydi değil mi? Hepsi bir aile. O ırkın hepsi bir aile arkadaşlar. Muhteşem bir görüntü. Bak bir tane de orada. 1, 2, 3, 4, 5 tane arkadaşlar. İşte kısmet. Muhabbet kuşlarımız da burada. Evet, hayırlı olsun diyelim arkadaşlar. Herkese günaydın arkadaşlar. Şimdi size kuşları gösteriyorum. Bakın. Çifte kumruları görün arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gayet mutlular, gayet sevinçliler. Ben öyle hissediyorum. Selamünaleyküm. Günaydın. Ekip tekrardan kuruldu arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Evet, gayet mutlular bence. İnşallah tekrardan yavrulamaya başlarlar. Öyle temenni ediyorum. Civcivler de bayağı büyüdü arkadaşlar. Baksanıza, maşallah çok iyi büyüdüler. Şimdi yine karpuz verdim. Yemlerinden verdim, ekmek verdim. Karışık bir şeyler verdim. Bak şuna bak, şuna bak. Çok tuhafmış ya arkadaşlar. Allah Allah. Şekilleri ortaya çıkmaya başlıyor yavaş yavaş. Yani çok ilginç. Keşke aralarında zibrit de olsaydı. Altın zibrit. Kısmet, bir dahaki sefere yaparız onu da arkadaşlar. Altın zibriti olsaydı harika olurdu. Ama baksanıza ya, maşallah maşallah maşallah. Bunların geneli küçük ırk arkadaşlar, geneli. Aralarında büyükler de var elbette. Ama geneli küçük ırk. Şu anlık burada yaşayabiliyorlar, sorun yok. Ama ileride yaşarlar mı bilmiyorum. Burası küçük gelir büyük ihtimalle onlara. O zaman da şurayı alırız arkadaşlar. Burada yaşarlar. Çok daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Evet, şimdi hava bugün biraz serin. Daha iyi. Bu ağaç küçük olmasına rağmen güzel elma verdi bu arada. Üstünde 2-3 tane elma kalmış. Şimdi köpekleri salacağız. Şöyle onların olduğu yere doğru geçelim. Oha oha, ayı. Ayı, şunlara bakın arkadaşlar. Bak kapının boyuna bakın. Bir de kendi boyuna bakın. Maşallah maşallah maşallah. Dur, kilidi açalım arkadaşlar. Evet, kutu bayları. Şu kilidimizi buraya takalım. Tek anahtar var arkadaşlar. Bütün kapıları açabiliyoruz. Geç 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 geç. Şimdi kankilerini almaya geldiler. Abilerini. Burada saldık. Evet, şöyle bir bunu buraya atalım arkadaşlar. Cookie. Geçen gün Cookie ve Carlos firar etti arkadaşlar. Nasıl diyeceksiniz, şu duvardan atlamışlar. Cookie yani buraya geldikten ilk defa, yani geldikten hemen hemen işte kaç sene oldu? 2 sene oldu hemen hemen değil mi arkadaşlar? Öyle bir şey oldu. İlk defa şuradan kaçtı. Buradan nasıl kaçtı anlamıyorum. Bak bu da kaçmaya çalışıyor. Telle kapattım orayı. Şunun boyuna baksana da. Yemin ediyorum böyle bir şey yok. Hayır hayır hayır, sen çok salyalısın. Lan oğlum üstüm. Hayır Sultan. Evet, kendimi buraya attım arkadaşlar. Köpekler çok sıcak olduğu için zayıf görünüyorlar. Çok normal. Yani bu havalarda insanlar bile pek doğru yemek yemiyor arkadaşlar. Bunlar da böyle zayıflamaları çok normaldir. Çimlerimiz kurudu maalesef. Su vermemize rağmen belki de çimlerin ömrü vardır bilmiyorum. Kurudu arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Bahçeye genel bir düzenleme yapmam lazım.
Şurayı bir çapa yapıp temizlemem lazım. Yeni çim tohumları ekmek gerekiyor. Onu da büyük ihtimalle bu havalarda değil de şöyle biraz daha serin havalarda yapabiliriz. Şu güvercin bizim Emirhan'ın arkadaşlar. Ama habire buraya geliyor. Bak yuvaya da bir tane girmiş. Şunun boyuna bak, posuna bak. Maşallah maşallah. Poyraz. Aslan oğlum benim be. Maşallah. Abi bak şuna bak. Çok tehlikeli bir canlı arkadaşlar. Çok tehlikeli. Yani diğer ondan zayıf olan tüm canlılar için bir tehlike. Onları yemek için böyle fırsat kolluyor. Bak civcivlerin olduğu yerden geçiyor. Yani istiyor ki onları hemen oyun dışı bırakıp bak babalar ne yapıyor? Allah seni ne yapıyorsun? Tuvaletini yapsın yani. Lan şerefsiz. Bu arada gerçekten büyümüş arkadaşlar. Maşallah. Carlos'a ulaştı arkadaşlar. Carlos biraz kalın sadece. Bu arada sanki Sultan kızgınlığa giriyor gibi geldi bana. Eğer Sultan kızgınlığa girerse onu ne yapabiliriz bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Şöyle bir şey yapabiliriz belki. Ama o da olur mu bilmiyorum arkadaşlar. Yaparız lan. Rambo'yu bunların yanına koyarız. Rambo ile bunları hiç görüştürmedim zaten. Sultan'ı da Rambo'nun yerine tek yere koyarız. Bu şekilde ayırmış oluruz. Baksana abi şunlara ya. Yemin ediyorum alabayı besleyince büyük köpeğin önemini anladım yani. Gerçekten bak şurada kaçma planı yapıyor bu arada. Tam bir hain arkadaşlar. Tam bir şerefsiz. Bak 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 kokiye bak. Anam tırmanıyor. Lan bu geçen gün böyle kaçmış demek ki. Peki şuna ne diyorsunuz? Maşallah maşallah maşallah. Yapmayın lan. Neyse güzel bir gün arkadaşlar. Kuşlarımız geri geldi. Allah'a hamdolsun. Toplam 3 tanesi geri geldi. Ama kaç tane kaçtı bilmiyorum. Arkadaşlar Mahmut abi papağanları bulmama vesile oldu. Aradı gel dedi, papağanını burada çocuklar yakalamış. Onlardan alabilirsin dedi. Market onun yani. O da şu an keçilerini otlatıyor. Maşallah diyelim. Abi kolay gelsin. Sağ olun efendim. Kolay gelsin. Görüşmek üzere, var mı emrin? Evet bunlar da bizim koyunlar arkadaşlar. Kim oğlum o? Poyraz. Aferin sana. Burada Afrika ayılar gibi arkadaşlar. Yani. Carlos kaçmayı başardı arkadaşlar. Nerede lan bu? Aha. Abi nasıl kaçıyor bu ya? Bak şuna bak şuna. Kaçtı ama bir yere gitmiyor arkadaşlar. Evet hain. Kaçmış arkadaşlar. Lan lan lan. Lan pisliğe battı. Allah seni ne yapmasın. Carlos. Evet şimdi yargı dağıtacak. Şunlara bakın. Cookie. Cookie nerede? İnşallah atlamazlar. Mahmut Bey kolay gelsin. Kurt olduğundan hayvanlar tepki verdi. Korktular değil mi? Kurt. Aynen öyle. Ama bir şey yapmaz ya. Akıllı kurt. Tepki verdiler. Şuna baksana şu ayıya. Arkadaşlar şuna bak. Maşallah. Lan 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 Cookie de atladı. Cookie. Aha. Lan nasıl çıktın sen? Ana. Senin Allah ne etmesin kız. Sen nasıl kaçtın? Aa vallahi şu da kaçmaya çalışıyor. Bunların hepsi kaçarsa var ya ortalık yıkılır. Yok bir şey yapmaz o. Gel Cookie buraya gel. Sen niye kaçtın oğlum? Bak vallahi gidiyorlar. Benim orayı kapatmam lazım arkadaşlar. Korkuyorum diğerleri de atlar. Neyse biraz takılsın gelsinler.
Evet, şimdi bunlar büyüdükçe arkadaşlar yemek tercih etmiyorlar. Ne verseniz yiyorlar. O yüzden benim için karlı oluyor. Ulan ekmek yiyorlar. İşte pilav yiyorlar, yoğurt yiyorlar, yumurta yiyorlar. Evde ne fazla kalırsa veriyorum. Onu gömüyorlar. Maşallah tasınıma. Şöyle göstereyim. Buyraz. Aferin oğlum. Şu an mamayı biraz kısmamız çok iyi oldu. Çünkü boyu uzamaya başladı arkadaşlar. Biliyorsunuz biz bunları Ertan abiden almıştık, bu köpekleri. Oradan gelmişti bize. Böyle tam gelişim çağlarında mamayı biraz kısmak gerekiyor ki yani o bütün yedi kendi boyuna, posuna böyle mantıklı şekilde büyümesine sebep olsun ki çok fazla artısı oldu. Kışın büyük ihtimalle çok iyi toparlayacak. Dişimiz de bak 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 maşallah dişi de çok kalın arkadaşlar, çok iyi. Bu arada inşallah yine kaçmazlar. İnşallah diyelim. Bak bak bak. Abi bak hele ya, bak bak bak. Carlos'un iki katı yemin ediyorum. Şimdi bunlar böyle arkadaşlar 2-3 saat gezerler. Bak şerefsize bak. Ya kaçması bir şey değil de yani kimseye zarar vermiyor. Belki bunu görüp de korkan bir insan olabilir. Yoksa arkadaşlar hiç kimse hiçbir insana zarar vermiyor. Hatta köpeklerle bile kavga etmiyor. O yönden çok iyi. Sadece böyle bir 10 dakika gezip geliyor. Tabi o arada işte hani siyah olduğu için, gece olduğu için bir de insanları görünce korkabilir. O ihtimal var. Şöyle bir size buraları göstereyim. Gel. Ares. Ares ne yapıyorsun? Aferin sana. Ares de bayağı büyüdü arkadaşlar. Ares'i yeni yere geçersek inşallah tek olacak. Hatta hepsi tek olacak. Ama ortak bahçeleri olacak arkadaşlar. Ortak alanda gezecekler. Bak 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 kaçmaya çalışıyor bak. Bak kaçmaya çalışıyor. Lan lan gidiyor lan lan lan. Cookie al. Cookie. Lan aha vallahi gittiler ikisi de. Bak Cookie de kaçtı. Yeminle kaçtı arkadaşlar. Neyse saat geç oldu bayağı bir. Sıkıntı yok. Bak oraya taş koymuştum. O taşı da ezdi geçti. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ne yapabiliriz lan onu? Bak şuradaki teli oraya alabiliriz. Bunlar fena kaçıyor. Buyraz. Aferin oğlum sana. Aferin sana. Bildiğini yemin ediyorum kutup ayısı. Lan bunun yavruluğunu hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Küçücüklerdi bunlar. Ama şu an şaka gibiler. Bak boya bak şimdi. Aman Allah'ım. Yemin ediyorum efsane. Maşallah arkadaşlar. Bak köpekler bizim Carlos'u gördü. Cookie'yi gördü. Oğlum bildiğin tırmanıp kaçıyorlar lan. Neyse idare edeceğiz. Halledeceğiz orayı. Bir sonraki bölümümüzde görüşürüz. Papağanlarımıza kavuştuk tekrardan. İnşallah güzel günler, güzel enerjiler bizimle olur arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.